Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. İdil Çeliker, ben bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğum Hakan Yıldız, Bayramet Altın ve Gümüş Suyu. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu gümüş? Ben bilmiyordum işin açıkçası. Tamam, tarihsel bir takım şeyler böyle hani hafızamda kalmış. Ama maalesef ilgi alanıma girmemiş. Sizden öğrenelim. Kısaca anlatayım ben size. Bu yeni bir şey değil aslında. Gümüşün, altının ve değerli madenlerin kullanımı çok eski tarihlere dayanır. Hatta milattan önce 1300 senesine kadar farklı kültürlerde görebilirsiniz. Çin'de görebilirsiniz. Avrupa'da da görebilirsiniz. Şimdi bu 100 senedir aslında dünyada üretiliyordu. Fakat ilaç firmalarının devreye girmesi, sentetik antibiyotiklerin devreye girmesiyle bu tıp kitaplarından silindi gümüşün faydaları. Ve zaman içerisinde insanlara bu unutturuldu, bu bilgi. Fakat yani bilinçli bir kesim var dünyada, az da olsa bunu hala kullanan insanlar var. Türkiye'de bu yeni tanınıyor olmasına rağmen dünyada zaten binlerce insan bundan yıllardır şifa buluyor. Nedir insan sağlığı üstündeki etkileri? Şimdi gümüş... Sadece sağlık demeyelim de. Evet, yani bu bir yardımcı olarak düşünebilirsiniz bunu. Doğal bir antibiyotik olduğunu farz edin. Ve yaptığı iş kısaca şudur. Vücut direncini arttırır. Vücuttaki zararlı mikroorganizmaları öldürür. Ancak bunu yaparken... sentetik antibiyotikler gibi davranmaz. Yani şöyle düşünün, sentetik bir antibiyotik aldığınızda bağırsak florasını tümden yok eder. Yani bomba etkisi yaratır. Evet. Hani öldürmesi gereken mikropları değil, hepsini birden öldürür ki burada şöyle bir durum var. İnsanların hayatta kalmasını sağlayan milyarlarca mikrop var. Bunların birçoğu kalın bağırsakta yaşar. Siz eğer kalın bağırsaktaki mikropları yok ederseniz, yani probiyotikleri yok ederseniz, insan vücudunu da yok etmiş oluyorsunuz. Doğru, doğal olarak. Uzun vadede bunlar kullanılırsa çok hoş etkileri olmuyor açıkçası. Zaten kullananlar bunu biliyorlar. Bu probiyotiklere dokunmuyor. Yani sadece sorunlu olan... Evet, zararlı mikroorganizmaları öldürüyor. Ve anti-aging özelliği vardır bunun. Yani şeydir, hücre yenileme özelliği vardır. Mesela aklınızda bulunsun, yaraları, yanıkları çok hızlı bir şekilde iyileştirir. Tabii. Peki içiyor muyuz, sürüyor muyuz? Hangisini yapıyoruz? İkisini de. İkisi de yapılabilir ki zaten temel bir mantıktan bahsedeyim. Ben özellikle hanımlara söylerim bunu. Yiyip içemediğiniz şeyi cildinize de sürmeyin. Tabii ki aslında. Yani, değil mi? Evet, yani bu içilebilir. Aynı zamanda cilt için de kullanılabilir. Yani mesela sivilce, akne gibi şeyleri eğer hormonal bir bozukluktan kaynaklanmıyorsa, yani karaciğerin doğru dürüst çalışmamasından kaynaklanan başka sorunlar vardır. O zaman biraz daha süreç uzayacak ama normalde sivilce gibi ciltle alakalı sorunları çok kısa zamanda çözebilir. Çok güzel. Cilt sebumunu bozmadan yapıyor bu işi. Herhangi bir yan etkisi yok. Bir de içerek tükettiğiniz zaman, ama ne kadar tüketeceğiz tabii. Yani günde normalde hani suyu biz 3 litre için diyorlar. Bunu da 3 litre mi içeceğiz? Bir bardak mı içeceğiz? Kaşık mı kullanacağız? İnternette bununla ilgili bir araştırma yapıldığında bir sürü yanlış bilgiye de, yani manipüle edilmiş bilgiye de rastlamak mümkündür. Onu ben kısaca açıklamaya çalışayım. Lütfen. Normalde tabii sivardermle alakalı konuşuyorum. Çünkü bunun bütün analizleri yapıldı. Bakanlıktan izinleri alınırken bütün çalışmalar yapıldı. Ve etkileri ortadadır. Bunların raporları da vardır bizde. Başka bir gümüş suyu için söylemiyorum söylediklerimi. Yani çünkü bu insanlar bunu evlerinde de yapmaya çalışıyorlar. Onu soracağım biraz sonra da. O yüzden. Kullanılması gereken miktar kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişiklik gösterir. Yani yaşa ve kiloya göre de değişiklik gösterir. Mesela sağlıklı bir insanın alacağı 50 mililitre ya da 100 mililitre sağlığını koruması açısından yeterlidir. Yeterli. Ortalama olarak söylüyorum tabii. Kullandığı süre boyunca hastalıklara yakalanma riski minimum düzeye iner. Bağışıklığı da mı güçlendiriyor? Tabii, bağışıklığı da güçlendiriyor. Aynı zamanda vücut direncini arttırır. O zararlı, biraz önce bahsettiğim mikroorganizmaları öldürür. Bir de anti-aging olduğu için daha
Uzun süre genç kalırsınız. Ne güzel. Öyle bir özelliği siz var. Siz tüketiyor musunuz? Ben mesela ben 1910 doğumluyum. Ona rağmen... Tabii eminim. Ben tabii ki tüketiyorum. Yani herhalde bir 5 sene olmuştur. Bu süre zarfında hasta olduğumu bilmiyorum. Maşallah. Yani bir insanın kendisine örnek göstermesi yanlış açıkçası tabii ama... Tabii ama yani denenmiş olması da çok önemlidir tabii. Başka örnekleri var dünya yani üzerinde, benim mesela Türkiye'de. Bağışıklık sistemi biraz zayıf, çok çabuk hasta oluyorum. Hani iyi bir kullanıcı olabilir miyim bu anlamda? O yüzden soruyorum tabii mesela ki. Bu tür şeylerde. Tabii. Hani ne yapayım, çok param var. Ben bundan sonra her gün bundan böyle şişe şişe içeceğim. Bir zararı var mı anlamında sormak istedim. Herhangi bir yan etkisi yok ama su, şimdi gümüş suyu deyince aklınıza, ya herkesin aklına su geliyor. Ama bu, tam olarak bir su olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu saf sudan yapılır. Ve saf su insan sağlığı için faydalı değildir. Hatta zararlı bile olabilir. Sürekli saf su içerseniz hücre duvarları yıkılmaya başlar. Ölürsünüz. Yani yetersiz... İntihar etmek gibi bir şey o. Evet. Değil mi? Yani suyun... su hayattır diye söylüyorlar ya. Suyun şöyle bir özelliği var. Su, yağmur mesela yağıyor. Yağmur suyu niye içilmez? Çünkü saf sudur. Yaklaşık saf sudur. Evet. Suyun değerini kazanması için bazı yollardan geçmesi gerekiyor. Hı hı. Yani o arada o mineralleri ve vitaminleri topluyor su. Mineralli su oluyor. Ne kadar uzun yol kat ederse o kadar bilgi topluyor. Yani suya yazı yazsan kalır mı diye bir laf var. Gerçekten suya yazı yazmak mümkündür. Evet. Yani doğru. Su üzerine yapılmış çalışmalar bilgi var. Bilgi aktarmak da mümkün. Bilgi aktarmak mümkündür. Aslında sadece su değil, bilgi bir maddeden bir başka maddeye aktarılabilir. Hı hı. Ama sorun bunu okumakta. Tabii. Hani doğru okumakta. Doğru okumakta değil de doğru okumakta. Evet, doğru yani. Okumakta. Bazen o dile sahip değilseniz okuyamaya da bilirsiniz. Yani neyse, neticede su kat ettiği yolda o mineralleri taşıdığı için sağlıklı bir su hale gelir. Doğal maden suyu. Peki şunu soracağım. Şimdi gümüş olduğu için ya da altın olduğu için su renginde şeffaf mı bu olmalı, yoksa bir rengi var mı? O konudaki tartışmalar hala sürüyor. Açıkçası bunu ilk defa söyleyen, zaten bunu Türkiye'ye tanıtan biziz. Ama insanlar işte belirli bir zaman sonra konu çok ilgilerini çekti ve kapsamlı, değişik bir konu, araştırmaya başladılar. Amerika'daki bazı bloglardan alınmış yazıları kullanmaya başladılar ki o yazılar genellikle insanların kendi evlerinde üretmeye çalıştıkları gümüş suyuyla alakalı yazılardır. Şimdi biz ama bilgi ayırmayı bilmediğimiz için tabii çok doğal değil mi? İlk etapta normaldir ama ben her şeyin zaman içerisinde rayına oturacağını düşünüyorum. İlk defa bunu Türkiye'de sarı olması gerektiğini söyleyen Kemal Tuna'dır. Sarı. Evet. Kemal Tuna'nın hatta bu konuyla alakalı yazdığı bir kitap da var. Yeni baskı yaptırmamız gerekiyor. Elimde hiç kalmadığı için getiremedim Allah, onu. Keşke olaydı. Kitapçılarda bulunabilir. Gümüş suyu şifalı, Kemal Tuna adında aratırsanız görürsünüz zaten. O söyledi ilk defa sarı olması lazımdır diye. Fakat bilim dogmatik bir şey değil. Yani tabii. Değişen bir şey. Biz sonraki çalışmalarımızda şunu gördük. Sarı değil, şeffaf olması gerekiyor. Çünkü hücreye nüfuz edebilecek bu partikül büyüklüğüyle alakası vardır bunun. Şimdi partiküller, gümüş partikülleri ne kadar büyürse rengi de o kadar koyu olur açıkçası. Fakat küçük olması gerekiyor hücreler arası hareketi tabii, sağlayabilmek tabii. için. Yani şimdi geçişi daha doğrusu. O büyüklük hareketi. Yani kolloidal diyoruz, teknik bir açıklama o. Normalde başka bir maddeye ihtiyaç duymadan kendi kendine çözülebilen ve -10^7 ile -10^5 arasındaki büyüklüklere sahip parçacıklar bunlar. Şimdi işte o aralıktaki parçacıkların büyüklüğü çok önemli. İnsanların kendi evinde bunu sağlaması pek mümkün değil. Yani yeterinden... Hatalı bir şey de yapabilirler. Yapılabilir ki onun tabii. Örnekleri de var zaten. Sürekli o anlatılıyor. Bir sağlık problemi doğuyor mu? O örneklerde gördük yani. Sağlık problemi ciddi anlamda doğuyor diyemem. Arjeriye diye bir rahatsızlık vardır. Evet, mavi gibi. Mavi böyle. Adam. Onu Paul Carason. Amerika'da ilk defa işte gümüş suyundan oluyor mu filan diye. Gümüş suyundan. Böyle bir şey olması mümkün. Ama
Esasında olan gümüş, yani bu işi yapan gümüş değildir. Şimdi insanlar çok yanlış metotlar kullanabiliyorlar bunu yaparken, ki zaten adam kendisi de anlatıyordu nasıl olduğunu bu işin. Eğer saf su kullanmazsanız, saf gümüş kullanmazsanız, bunlar elektroliz yoluyla suya çözüneceğinden metal, yani gümüşün içindeki farklı metaller ve suyun içindeki mineraller çözüleceğinden bunlar vücutta birikme yapabilir ve cildin pigmentlerini bozabilir. Maviye dönersiniz. Aslında kozmetik bir rahatsızlıktır. Yani ama şirinler kimse... Şirinler gibi dolaşırız. Ne güzel. Onu zaten Şirin Baba diyorlardı onu. Bence de. Peki birikme yapıyor mu gibi böyle bir açıklama yapalım vücutta? Sivademle alakalı söyleyebilirim yine. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Vücutta birikme yapmaz. Şayet doz aşımı olsa dahi bunun fazlası feces yoluyla, yani ter yoluyla vücuttan dışarıya atılır. Tamam. Yani birikme yapabilmesi için o biraz önce söylediğim olayların gerçekleşmesi olması lazım. Peki. Peki şunu da öğrenelim. Diyelim ki işte ne rahatsızlık olabilir, ciltle ilgili bir şey diyelim. Hı hı. Etkisini ne kadar zamanda göstermesini bekleyebiliriz? Yani ben içtim hemen düzeleceğim gibi bir şey değildir illa ki. Ya, yani antibiyotik şey... bile kimyasal da kullansanız sonuçta. Evet. Sentetik bir şey de kullansanız belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Tabii. Bunu da nasıl işliyor süre? Açıkçası benim burada bir süre vermem çok zor. Çünkü kişiye göre, hastalığa göre, çevresel faktörlere göre sürekli değişiklik gösteren bir şey. Mesela griple ilgili bir sorun olduğunda yardımını hemen görebilirsiniz. Ama kronik hastalık olduğunda, ağır hastalık olduğunda bir de kişinin kilosuyla da alakalı. Mesela diyelim diyabet hastası yardımcı olarak bunu kullanıyor. Ama bir taraftan günde bir kilo baklava yiyip bir taraftan gümüş suyu canım kullanarak... Yok, o kadar da demedik canım. Yani hani diyetini yaparken düşün, tedaviye yardımcı mı? Peki ilaç kullananlarda, yani diyelim ki diyabet dediniz zaten kullanıyor. İlaçla birlikte, kimyasal bir sentetik ilaçla birlikte bunu kullanmak mümkün mü? Yan etkisi oluyor mu? Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla literatüre geçmiş böyle bir örnek yok. İlaçlarla etkileşime... Ne kadar doğal olduğunu da anlamak mümkün. Tabii ilaçlarla etkileşime... Yani Greyfurt bile yenemiyor biliyorsunuz bazı ilaçlarda bununla ama... da tavsiye etmem Greyfurt'u zaten. Mesela sarımsak, alkol... Bu greyfurt suyu, portakal suyu bu gibi şeylerle alınmamasında asitli. Böyle sadece bunu aç karnına kullanmak en güzelidir. Aç karnına. Aç karnına. Sindirim sistemi boş olmalı ki daha iyi etki etsin. Peki yüzümüzü gözümüzü falan da yıkadık. Elimizde bir şey oldu diyelim ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde. Su olarak da sürmek işe yarıyor mu? Tabii vücut losyonu olarak kullanırsınız ve kullanmaya başladıktan sonra zaman içerisinde fark edersiniz. Zaten bununla ilgili kullanıcı yorumları da vardır. İnternette isteyen bir basit kontrolü. Sizin sitenizden bakacağız zaten. Bizim sitemizde olmayabilir belki ama kendi Facebook sayfalarına yazıyorlar genellikle ya da farklı forumlara yazıyorlar. Facebook'ta bununla alakalı şeyler var, forumlar var. Onlar da fikirlerini beyan edebilirler. Ama bizim web sayfalarında çok öyle kullanıcı görüşleri yok. Peki bir şey soracağım. Şimdi en çok merak ettiğim, anti-aging sorduk ya. Bazı zayıflamayı da soruyorum. Zayıflamaya yardımcı olur mu mesela? Ne bileyim, iştah mı kesiyor, ne yapıyor? Altın mı kullanacağız, gümüş mü kullanacağız? Bir şey söyleyin. Bitiyor verin bize mesela bununla ilgili. Şimdi... Biz de onu düşündük aslında. Benim aklıma geldi. Bunu değil de zayıflamayla alakalı bir şey yapmış olsaydık herhalde şimdiye kadar köşeyi dönerdik. Ya. Bunun maalesef öyle bir özelliği yok. Hatta ilk etapta belki kilo bile aldırabilir. Çünkü metabolizma düzgün bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ve zaman içerisinde yediğiniz gıdaların sentezini daha iyi yapıyorsunuz. Şimdi işte sağlık tarafına geldik aslında. Yani bir daimi... Tütün kullanıcısını diye düşünelim. Onlar filan kullandığın zaman belki bedenin arınmasını da sağlıyor olabilir. En tabii azından ki. Belli bölümünün vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi zaten dikkat edin. Kanserin olmadığı bölgelere bakmak lazım. Mesela İsrail'de yoktur. Evet. Çok az vardır. Olsa bile bu biyoenerjiyle, gümüş suyuyla, doğal yiyeceklerle halledilebilecek bir hastalık. Yani siz eğer beslen hastalıkların %99'u
dengesiz beslenmeden, yanlış beslenmeden kaynaklanır. Siz eğer yeteri kadar tuz alıyorsanız, ki bir tuz derken kaya tuzundan bahsediyorum. Mesela Çankırı tuzu kullanılabilir, çok etkilidir. Çankırı tuzu. Çankırı tuzu, evet. Ve yapılan araştırmalarda bunun Himalaya tuzundan daha faydalı olduğu da bulunmuş. Tabii biz ne modaysa onun peşinden koştuğumuz için maalesef öyle bir problemimiz var araştırmadan. Yani insanların sağlıklı olması için yapması ya da yapmaması gereken bir sürü şey var. Ve bunların hiçbirini de yapmıyorlar. Yani iyi, dengeli beslenme. Şimdi paket olarak aldığınız marketten o gıdaların istisnası söylüyorum, hepsinin içinde kanserojen madde var. Ne yapacağız? Kendiniz yapacaksınız. Nasıl üreteceğiz? Mesela yoğurdu ben kendim yapıyorum. Sirkeyi kendim yapıyorum. Kendi evimde yapıyorum. Yani aynen, en azından elzem şeyleri... Antalya tabii müsait. İstanbul'da olsanız yapamazdınız. Öyle bir vaktiniz olmazdı da. Yok, vaktimiz bol. Keyfimiz yerinde. Bir yaramazlık yok orada. Tabii Antalya öyle dingin, güzel bir... Antalya değil de biz tabii Gazipaşa'dayız. Antalya neticede büyük şehir. Tabii. Yani... Ben her zaman küçük yerlerde yaşamayı tercih etmişimdir. Trafik derdi yok, daha az insan var. Bakımdan daha güzel. Tabii siz her zaman sağlıklı yaşarsınız. Bu şartlar altında inşallah diye umarım, dua edelim. Bundan sonraki yolu nasıl çizeceksiniz? Biz daha yaygın nasıl tanıyacağız bu gümüş ve altın suyunu? Eczanede satılıyor mu? Nasıl ulaşacağız? Nasıl alacağız? Onu eczanelerde satılıyor ama ilaç olmadığı için öyle bir mecburiyetleri yok. Belli başlı eczanelerde var. Mesela nar eczada bulabilirsiniz. İnternette bunun satışı. İnternette yapıyor. De var. Aha, internette tamam. De var. Bireysel satış yapanlar da var. Eczanenize sorun. Belki bir eczanede olabilir ama hepsinde yok. Yani birkaç kere sorarsak getirirler zaten tabii, sanıyorum. Tabii. Emin ederler. Bundan sonraki yolu nasıl yürüyeceksiniz? Yol haritanız nasıl? Neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi bizim çalışmalarımız enerji üzerine. Açıkça söyleyeyim, ben size biraz garip gelebilecek konuşmalar yapmayı düşünüyorum insanlara. Çünkü enerjiyle alakalı. Bakın şöyle bir şey var. Tesla'nın bir lafı vardır. Eğer evrenin sırrını çözmek istiyorsanız frekansları ve enerjiyi araştırın. Bugün kullandığımız, neredeyse aşağı yukarı neye bakarsanız bakın, faydalı insanların kullandığı, altından ya Einstein çıkar ya Nikola Tesla çıkar. Evet tabii. Biz gümüş suyu üretiyoruz tabii. Gümüşün faydası vardır. Ancak ayrıca bir konu var. Biz bunların mesela piramit enerjisinden faydalanıyoruz. Bunlar bir gün boyunca özel bir piramidin içerisinde duruyor. Bu ne işe yarıyor? Yani piramide koyduğunuz şey, hani sürekli olarak belgesellerde izlemişsinizdir. Piramitleri işte kim yaptı, evet, nasıl evet, yapıldı? Tabii, tabii canım. Ama gerçekte piramitlerin ne işe yaradığını anlatmıyor kimse. Şimdi şeklinden, şemalinden, nasıl yapıldığından söz ediliyor. Evet, uzaylılar mı yaptı, işte köleler mi yaptı, nasıl oldu? Evet, ne işe yarıyor? Ne işe yarar? Piramit evrendeki kozmik enerjiyi toplar ve çevresine yayar. Çok evet, sağlıklı bir enerjidir bu. Mesela piramidin içine koyacağınız iki günde bozulacak et bir hafta boyunca bozulmaz, ya da meyve. Yani düşünün, firavunlar o piramitleri, şimdi bu cesetlerin bu kadar uzun süre bozulmamasının sebebi sadece mumyalama tekniğinden kaynaklanmıyor. Tabii ki. Piramidin içindeki enerjiden kaynaklanıyor. Onlar piramitte değil de başka bir yerde durmuş olsalardı çok daha farklı sonuçlar olacaktı. Tabii. Bunun moleküler yapısını değiştirir ve daha şifalı bir hale getirir. Ve yanı sıra bu suların üzerine yüklediğimiz bazı frekanslar var. Tabii bu konuya yabancı olanlara garip gelebilir ama bunu bilenler benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bir bilgi bir maddeden bir başka maddeye aktarılabilir. Tabii biz bunun için teknoloji kullanıyoruz. Özel cihazlar var elimizde. Örneğin bir ilaç. O ilacın frekansını, titreşim sayısını alıp bunun üzerine koyarsanız tam bu olarak... Bu ilacın etkilerini de taşır. Yan etkilerini almadan... Sadece şifalı kısmını alıp kullanmış olursunuz. Oo, çok enteresan. Çok derin bir konu bu. Derin bir konu. Bunun altından çıkamayız biz. Bence de çok uzun sürer. Ben bunu anlatabilirim. Bir daha Antalya'dan sizi bekliyoruz o zaman biz. Şu burada hatta göstermeye çalışırız nasıl yapıldığını. Keşke öyle bir imkan olsa.
Pramet altın ve gümüş suyu fabrikanızda bir fabrika var orada yürüyor zaten. Evet, evet. Konuklarımız da izleyeceklerdir. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Deneyeceğim en kısa zamanda ben de inşallah. Bunu size getirdim zaten. Bırak gerçekten mi? Teşekkür ederim. Daha biraz sonra hemen uygulamaya başlayacağım. Diliyorum ki izleyenler de ilgilerini çekmişlerdir. Sağ olun Hakan Bey. Hakan Yıldız'ı ağırladık bugün bir başarı öyküsünde. Öyle su filan deyip geçmeyin sakın. Evde de gümüş suyu, altın suyu ben yaparım. Vardı internette gördüm, o işlere de hiç girmeyin. Her şeyin bir usulü ve hakikaten olması gereken kurallı üretimleri var. Lütfen uzmanlara kulak verin. Doğru sağlıklı üretimleri kullanın. Şifa bulun inşallah. Bir başka başarı öyküsünde yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim.